Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok kaliteli bir AYT denemesi çözmeye çalışacağız abicim. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzu şöyle bir cevaplayalım bakalım sorumuza önce şeye geçmeden önce de bu AYT denemesine geçmeden önce de eee AYT kampımızdan da bahsedelim arkadaşlar. Mayıs ayında başlayacak olan bir AYT kampımız var. AYT kampımıza katılmak istiyorsanız abicim bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz diyor. Dedikten sonra hemen ilk sorumuza şöyle bir bakıyoruz. Diyor ki İnsanda gerçekleşen bazı refleksler şunlardır. Bu refleksleri düzenleyen merkezler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bir sorumuz var. Bakalım şimdi. Çok sıcak yağ sıçrayan elin hızla çekilmesi. Bak abicim. Bu direkt olarak bu direkt olarak omurilik tarafından kontrol edilen yani bir reflekstir. Yani hayatını kurtaracak. Bak bu eline iğne batması, elinin kesilmesi, sıcak bilmem bir şeyin temas etmesi yani hayatını kurtaracak. Hemen oradan elini çekiyorsun tamam mı abicim? Bu hayatını kurtaran bir hamle. Bunu omurilik tarafından kontrol edildiğini bileceksin. Bak bronşit hastalarının sık sık öksürmesi. Bak şimdi burada öksürme Aksırma, bak öksürme, aksırma, tıksırma, hapşırma tamam mı? Yani bunlar, bunların kontrol merkezi omurilik soğanıdır abicim. Omurilik soğanıdır. Hatırla omurilik soğanı neydi? Omurilik soğanı e, dediğimiz gibi arka beyinde bulunan bir yerdi. Ve omurilik soğanla işte bu şekilde efendim öksürmedir, aksırmadır, tıksırmadır, hapşırmadır. Böyle hayatsal faaliyetlerin, e, sistemlerin çalışmasını kontrol eden mekanizma olduğu için... ...onlara hayat düğümü denilecektir deniliyordu. Bak sakın unutmuyorsun tamam mı? Omurilik soğanla hayat düğümü denir. Nedeni de budur. Düğümsel bir alanda anladın mı abicim? Her şeyin kontrol merkezi. O yüzden buna ne diyormuşuz? Omurilik soğanı. Birincisi omurilik, ikincisi omurilik soğanı. Zaten cevap çıktı Adana olarak ama şuna da bakalım. Bak abicim. Göz bebeklerin ışığa uyum yapması. Bak bunu kafa bunu kafaya sokacaksın. Orta beynin, orta beyin, orta beyin. Orta beyin İki üç tane görevi var. iki üç tane görevi var. Adın gibi ezberle sorularda gelir. Bir hani o kedilerin köpeklerin ses geldiği zaman kulaklarının sağa sola doğru hareket etme mekanizması var ya işte onu kontrol eden orta beyindir. Bak bir daha söylüyorum. Kedilerin köpeklerin kulaklarının sağa sola doğru hareket etmesini kontrol eden yer orta beyindir. Bir. İkincisi göze girecek olan ışık miktarını ayarlama orta beyindir. Yani ışığı göze tuttuğun zaman şurası mesela göz bebeği tamam mı? Bak şurası göz diyelim şöyle şurası göz bebeği. Bak şimdi çok aydınlık bir ortama girersen içeriye girecek ışık miktarını azaltacaktır. Zaten ortam aydınlık o zaman ne yapacak? Göz bebeği küçülecek. Eğer ki karanlık bir ortaya girersen odama ortama girersen daha fazla ışık almak isteyecektir. Çünkü arka tarafı besleyecek. Buna bağlı olarak göz bebeği büyüyecektir. İşte bu küçülme büyümeyi ayarlayıp olacak olan, refleksi ayarlayan yer orta beyindir. İki. Üçüncüsü kas tonusu. Bak abicim. Kas tonusu şudur. Ee, yani tam baygınlık durumu hariç, tam baygınlık durumu hariç kaslarımız belirli oranda kasılı durumdadır. Buna kas tonusu denir. Bu kas tonusunu ayarlayan da dediğimiz üzere orta beyindir. Burası da orta beyindir. Doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Bakalım bir sonraki sorumuza şöyle gelelim bir sonraki sorumuza. Bakalım. Güzel bir solunum sorusu. Güzel bir solunum sorusu. Bakalım hemen solunum sorumuza. Alveoller. Alveollerden içeriye doğru gelmiş ve buradan doku hücreleri. Tamam bak şurası kan damarı. Bak burası kan damarı. Kılcal kan damarı. Tamam mı? Burası kılcal kan damarı. Alveollerden buraya doğru geçiyor. Doku hücrelerinden buraya doğru geçiyor. Yukarıdaki şemada diyor insan vücudunda iç ve dış solunumu sağlayan yapılar gösterilmiştir. Süper. Nefes alıyorsun. Mevzu şu yani bak. Mevzu şu. Şöyle göstereyim daha iyi anlarsın. Alveoli buraya çizdim. Bak gördün mü? Soluk borusu. Akciğerlere giren yer bronşlar. Al şunları akciğerler. Bronşların ucuna bir tane alveol çizdim. Bak milyonlarca alveol vardır ama sen anla diye ben bir tane çizdim. Ve bunun etrafında normalde buradan çizeyim buradan anlatayım. Bunun etrafında kılcal kan damarı vardır. Al o kılcal kan damarını da şuraya çizdim. Tamam mı? Bak, kılcal kan damarını da buraya çizdim. Mevzu şu. Nefes aldın. Oksijen içeriye doğru girdi. Bu oksijenin alveolden kan damarına geçmesine dış solunum deniyor. Bak dışarıdan aldım gönderdim. Oksijeni alıyor karşılığında neyi verecek abicim? Karbondioksit. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı? Aynı zamanda bu kandan da bu kan damarından bu sefer doku hücreleri. Bak doku hücresi de burası. Doku hücresine oksijenin geçmesine abicim direkt olarak iç solunum denir. Dokularda biriken karbondioksitin de kan damarına geçmesine e, dediğimiz gibi iç solunum denir. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Burada anlatmak istediği bu. Yukarıdaki şemada insan vücudunda dış ve iç solunumu sağlayan yapılar gösterilmiştir. Demiştir. Bu şemada 1 ve 2 olarak gösterilen kılcal damarlarda aşağıdakilerden hangisinde verilen tepkimeler gerçekleşmez demiş. Bakalım hangisi gerçekleşmez. Şimdi bakalım burası alveol. Kılcalı bak şurası alveol kılcalı. Şurası doku kılcalı. Tamam mı? Bak gördün mü? Bak dokulardan kan damarına geçiyor. Burası doku kılcalı. Şurası alveollerden geçti. Alveol kılcalı. Burası da doku kılcalı yazdık tamam mı süper geldim bir hangisi gerçekleşmez demiş. şuna bakalım a'ya bakalım bir numaralı yerde bir numaralı yerde hemoglobinle oksijen bak şimdi nefes alıyorsun mevzu şu bak nef nefes aldığın Oksijen geldi buraya. Oksijen geldi buraya. Bak oksijen ne olur biliyor musun? Alveol kılcallarında oksijen hemen al yuvarının içerisinde bulunan hemoglobinle birleşir ve oksi hemoglobini meydana getirir. Bak bu gerçekleşir. Gördün mü? Bu gerçekleşir. Bana gerçekleşmesi yarıyor. Bu taraftan gittim. Sonra geldim. Şuna baktım. Buradan Diğer tarafına bakayım. Eyvallah bak doku kılcalı. Bak doku kılcalı gördüğün gibi şurada. Doku kılcalında mevzu şudur. Şöyle gelelim. Şurası soluk borusu. Şurası soluk borusu. Akciğerler. Şurası geldi. Kan damarı geldi. Burası da senin elin kolun ayağın bilmem bıt bıtın, bıtın, bıtın Tamam mı? Birincisi. Doku kılcallarında meydana gelecek karbondioksit al yuvarın içerisine girer. Al yuvarı çizdim. Al yuvarın içerisine giriyor. Nerede? Doku kılcallarında. Doku kılcallarında karbondioksit hemen suyla birleşir. Bak şu ifade gör. Mi? Ve açığa H2CO3 yani karbonik asit çıkar doğrudur. Bak gördün mü? Sonra bu meydana gelen karbonik asit hidrojen artı HCO3 e yani bir karbonata ayrılır. Şurayı fazla yazdık HCO3. Buradaki hidrojen hemoglobin tarafından tutulur. Buradaki bir karbonat plazmaya geçer ve akciğer kılcallarına geçer. Akciğer kılcallarına geldiği anda bu bir karbonat içeriye giriyor. Tekrardan hidrojenle birleşip karbonik asit oluşturur. Sonra karbonik asitle karbondioksitle suya kadar parçalanır. Sonra bu karbondioksit nefes verirsem dışarı verilir. Suda bir kısmı tutulur bir kısmı verilir. Şimdi buradan gideceğim. Şu gerçekleşiyordu. Şuna bakalım. Dok bana neyi soruyor? Buradaki doku kılcallarını soruyor. Akciğer kılcalını soruyor. Hidrojen artı bir karbonat birleşir mi? Eyvallah bu oluşur mu? Oluşuyor bak gördüğünüz üzere. Bu da gitti. Şuna bakalım. Burada yani bir numaralı akciğer kılcallarında bu eleman H2CO3 Hidrojen artı bir karbonat ayrılır mı? Hayır. Bak H2CO3 akciğer kılcallarında neye ayrılıyormuş? Karbondioksitle suya ayrılıyormuş. Bak H2CO3'ün Hidrojen artı bir karbonata ayrıldığı yer abicim doku kılcallarıdır. Doğru cevap Ceyhan hangisi gerçekleşmez diye soruyor. Bak bu gerçekleşmez doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Tamam mı? Diğerlerine bakarsak diğerleri de karşılayacaktır. Doğru cevabı bulduk. Bir sonraki sorumuza hemen geçelim. Al sana abicim çok güzel bir dolaşım sisteminden böyle bağışıklık sorusunda kanın ile alakalı bir soru. Bak şunu bileceksin tamam mı? bunu bileceksin. Kanın pıhtılaşma basamaklarını gösteren yukarıdaki şemada tromboplastin. Tromboplastin gördüğünüz gibi trombin ve fibrin moleküllerini gösteren numaralar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bakın arkadaşlar şunu bileceksiniz bak şunu bileceksin birincisi bir fibrinojen tamam neyse en son elin kesildi. Bak elin kesildi tamam mı? Şuradan elin kesildi. Bir kere kafana sok. Elinin kesildiği yerde yani şurada meydana gelecek tıkaç fibrinden oluşacaktır. Yani en son basamak her zaman için fibrin olacak. Bak fibrin fibrin. 3 numara bir kere fibrin tamam mı? 2 şıkka attık bak hatta. Üç şıkka attık iki şıkka kaldık. Ya Adana ya Ceyhan geldik. En son tıkama meydana getirecek olanın ne olduğunu gördük tamam mı? Bak şimdi mevzu şu. Buradaki tıkaç oluşabilmesi için belirli faktörlerin gerçekleşmesi lazım. Bir, bir kere kesilen yerin mutlaka oksijenle temas etmesi lazım. Tamam mı abiciğim? İki, kalsiyum lazım. Kalsiyum kanın pıtılaşmasında görevlidir. Kalsiyum. K vitamini lazımdır. Kanın pıtılaşmasında görevlidir. Ve pıtılaşma enzimleri lazımdır. Keza aynı şekilde bunları meydana getirecek enzimler lazım. Tamam mı abiciğim? Enzim mesela protrombini trombine çevirecek. Bak protrombin trombine çevrilir. Trombin fibrinojen'i fibrine çevirir. Fibrin de gelir burayı tıkar. Mekanizmaya bakacak olursak trombosit bak burada tromboplastin vardır. Tromboplastin vardır. Gördüğünüz gibi hasar gören damar çeperi tromboplastin trombosit gördüğün gibi K vitamini, kalsiyum, enzimler yardımıyla protrombin'i trombine çevir. Bak trombine çeviriyor. Şöyle. Trombin de fibrinojeni fibrine çevirir. Fibrin de gider abicim. Fibrin de gelir. Damarda kesik olan yeri ne yapacaktır? Tıkayacaktır. Tamam mı? Yani bakarsak doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. 3 tane sorumuzu çözdük. 3 mi oldu? 4 mi Bilmiyorum ama ilk videomuzu bitirdik. 3 videoda veya 4 videoda bitirmeye çalışacağım. Ayet denemesini. Hadi bakalım bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.